ABD Holocaust Anma Müzesi, Çin'in Uygurlara yönelik baskısını arttırdığını ortaya koyan bulguların yer aldığı rapor yayınladı. Müzenin soykırım önleme merkezinden yapılan açıklamada, Çin'in Uygurlara karşı daha önce işlediği iddia edilen insanlık suçlarını gizlemek için etkin bir kampanya yürütmesine rağmen, söz konusu uygulamaların büyüyerek devam ettiğine inanmak için makul bir dayanak olduğu ifade edildi. ABD Holocaust Anma Müzesi Vicdan Komitesi Başkanı, Çin yönetiminin Uygurlara karşı işlediği suçları gizlemek için elinden geleni yaptığını aktardı. Tayvan, Çin'in adayı hava ve denizden ablukaya alabileceğini açıkladı. Yayınlanan raporda Çin'in olası saldırı planına da yer verildi. Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin'in adayı hava ve denizden ablukaya alabileceğini açıkladı. Söz konusu raporda, Pekin'in adaya karşı hava, deniz ve kara saldırı yeteneklerini güçlendirdiği bilgisinin altı çizildi. ABD'nin yaklaşık 10 yıl içinde rüzgar ve güneş enerjisinden elde ettiği elektrik miktarının yaklaşık 4 kat arttığı ve mevcut büyüme oranının devam etmesi durumunda ülkenin 2035 yılı hedeflerine ulaşabileceği vurgulandı. Çin'in Pakistan'a şu ana kadar ihraç ettiği en büyük ve gelişmiş savaş gemisini sattığı bildirildi. Çin Komünist Partisi yayın organı Halkın Günlüğü'nde yer alan habere göre gemi üreten devlet şirketi Şangay'da düzenlenen gemi indirme töreninin ardından geminin Pakistan donanmasına teslim edildiğini açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dış güçlerin Rusya ile Kazakistan arasındaki bağları koparmaya çalıştığını söyledi. Lavrov, Rusya'nın resmi yayın organına Rusya ve Kazakistan sınır tanımayan işbirliği başlıklı bir yazı kaleme aldı. Kazakistan'daki Rusça konuşan nüfusa yönelik milliyetçi eylemlere tepki gösterdi. Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 başkanlık seçimleri için tekrar aday olup olmayacağını açıklamak için 2022'nin Kasım ayındaki kongre ara seçimlerine kadar bekleyebileceğini söyledi. Başkanlık yarışına girmeyi düşünmesinin kesin bu yarışa gireceği anlamına gelmediğini belirten Trump, "Birçok kişi hala benim kararımı bekliyor" yorumunda bulundu. Avrupa Birliği, Polonya-Belarus sınırındaki göçmen krizinin ardından Belaruslu yetkililer için daha önce uygulanan vize kolaylıklarını askıya aldığını açıkladı. AB Konseyi'nden yapılan açıklamada bu karar Belarus rejiminin başlattığı hibrit saldırıya verilmiş karşılıktır ifadesi kullanıldı.